liderlerini öpsünler bari. Getirsinler Abdullah Öcalan'ı, Tayyip Erdoğan kendisine bir devlet bakanı veya terörden sorumlu devlet bakanı olarak. Bugün Sadullah Ergün de diyor ki ne yapalım artık, gidip de Abdullah Öcalan'la görüşelim. Bu devleti yönetecek gücünüz, kudretiniz yoksa haysiyetli insanların başvurması gereken bir yol vardır. O da nedir? İstifa müessesesi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'sa yine zehir zemberek. Ömrü boyunca her gün ölecek bir hükümlüden medet umuyor. Yaptı. Şeytan üçgenini kurmuşlar. AKP, CHP, BTP Ankara'dan hoparlör olmuş. Ses veriyorlar. AK Parti ise Öcalan'la görüşmeye temkinli yaklaşıyor. Bana öyle geliyor ki örgüt Öcalan'ı daha ziyade sembolik, mistik bir figür olarak kullanırken kendi bir başka mecrada gidiyor. Sürece tek olumlu tepki ise BDP'den geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özer, PKK'nın lider kadrosunun peşinde olduklarını, Kandil'de kalıcı bir operasyon yapabileceklerini söyledi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de teröre karşı Öcalan'la da müzakere yapılabilir anlamına gelen cümleler kurdu. Ben ayrım yapmıyorum. Öcalan'la dahi görüşülebileceğinin sinyalini verdi. Bugün de terörle mücadeleydi gündemi. Demokrasi ve insan haklarını egemen kılmak için mücadele ediyoruz dedi. Ama bu mücadeleyi sabote eden terör örgütü ve bir miktar ona destek çıkan unsurlar bu süreci sabote etmeye, engellemeye gayret ediyorlar. Bakanın sözleri kürsüyle sınırlı kaldı. Gazeteciler soru soramadı. Efendim Öcalan'la ilgili. Eğer imkan olsaydı dünkü sözlerinin ayrıntısı sorulacaktı. Öcalan da sürece dahil olabilir mi sorusuna verdiği yanıt. Ben ayrım yapmıyorum. Yani bu sorunu çözecek tüm enstrümanlar vardır. Değişen şartlara, gelişen ortama göre. Bir devlet karşı karşıya olduğu bir sorunu çözmek için elindeki enstrümanların hepsini kullanır. Biz terörle mücadele ederiz, siyasi iradeyle de müzakere ederiz. Çok tartışılan Oslo görüşmelerinin ardından söylemişti bu sözleri başbakan. Siyaset müzakereyi tartışırken mücadelenin de en yetkili ismi konuştu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, lider kadronun peşindeyiz dedi. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Özel, teknik anlamda Kandil'e kalıcı bir operasyon yapılmasının mümkün olduğunu söyledi. Liderler çok iyi korunuyor ve çok sık yer değiştiriyorlar. Etkisiz hale getirmek için çalışıyoruz diye de ekledi. Güvenlik güçlerimiz ihtiyaç duyulan her türlü tedbiri alır, çalışmayı, operasyonu yaparlar. Ama diğer taraftan da bu problemi orta ve uzun vadede kalıcı olarak çözmek için siyaset kurumu, devletin istihbarat birimleri gerekli gördükleri çalışmaları da yaparlar. Yani asker PKK'nın lider kadrosunun peşindeyken hükümet terörü durdurmak için Öcalan'ı yeniden sürece dahil etme alternatifi dahil her yolu deniyor. Adalet Bakanı'nın bu sözleri muhalefetin de gündemindeydi. MHP ve CHP Ergin'e çok sert tepki gösterdiler. Nasıl olur da Öcalan'la konuşulur gibilerinden. BDP ise görüşmeler bir an önce başlasın diye çağrı yaptı. Terör örgütü can alıyor. Adalet Bakanı İmralı'yla görüşürüz diyor. Müzakere ederiz diyor ya. Bu ne bir kirli oyundur ya. Açıklamalar son derece önemli. Önemsiyoruz. Bir de gidip de ellerini öpsünler bari. Adalet Bakanı Ergin'in müzakerelerde Öcalan'a da açık kapı bırakan sözleri işte böyle yankı buldu muhalefetten. En sert tepki MHP'den geldi. Elleri kanlı. Ama bunlarla birlikte oturalım, bunlar meşru taleplerini karşılayalım diyenler de dili kanlıdır. Zihni kanlıdır. Kalkmış Adalet Bakanı ömrü boyunca her gün ölecek bir hükümlüden medet umuyor. Getirsinler Abdullah Öcalan'ı terörden sorumlu devlet bakanı olarak atasın. Yani bu netice oraya gidiyor. Bu millette o masayı kuranların başına masayı geçireceği günler de yakındır. Oktay Vural iktidara yüklenirken Genelkurmay Başkanı Özel'in bugünkü sözlerini de hatırlattı. Soruyorlar. Kandil'e kalıcı bir operasyon yapmak mümkün müdür? Teknik anlamda mümkündür diyor. Peki siyasi anlamda nerede siyasetçiler? Adalet Bakanı'nın açıklamaları sadece BDP'yi memnun etti. Grup Başkan Vekili İdris Balüken bu sözler çözüm kapısını aralayabilir dedi. Tansiyonun yükseldiği, gerilimin arttığı, toplumsal kutuplaşmanın her geçen gün belirginleştiği bir ortamda
çözüme gidebilecek bir sürecin kapısını aralayabilecek açıklamalar olarak bakıyoruz. Diyalogla ilgili sürecin başlatılmasıyla ilgili bir kaygıyı ortaya koyuyor. Bu nedenle önemsiyoruz. Ben de bir kelime eklemek istiyorum. Eğer bu cenazeleri durduracaksa, bu kanı durduracaksa herkesle de görüşülebilir. Dünyanın her ülkesi de böyle bir bataklığa battığı zaman herkesle görüşür ve o bataktan kendini kurtarır. Kısa bir not.